Konuğumuz da geldi efendim. Dün ikinci sayfaya katıldı. Öyle açıklamalar yaptı ki yankıları hala sürüyor. Neler söyledi? Türk erkeği kendisine kuyruk sallamayan kadına gitmez dedi. Eğitim seviyesi olmayan ülkelerde askılıyla mini etekle metroya binilmez dedi. Çokça tepki topladı. Tuba ikinci yine konuğumuz. Evet. Tuba'cığım. Evet. Ve yol arkadaşı. Minişi, evladı da geldi yine onunla beraber. Diğer konuğumuz da hazır mı arkadaşlar? Bekliyoruz evet, diğer konuğumuzu da. Ya, alıştım artık sana sabahları şöyle söyleyeyim, kalkmayı. Buraya gelip de Twitter'da TT olan çok konuğumuz olmuştur ama bu kadar uzun süre TT listesinin ilk sırasında sen kalmış olabilirsin. Evet. Şimdi herkes... Sana tepkiler nasıl? Şimdi fitili ateşledik. Evet. Bugün konuğumuz dünkü telefona bağlanan kadınım. Evet. Evet. Yelda tamam. Kırçuval iletişimci yazar. İletişim yazar. İletişimci bayağı sinirlendi yazar. Sana evet. Çünkü. Evet. Şimdi Yelda, seni de alalım. Onu dinleyelim. Onu dinleyelim. Ondan sonra ben konuşayım. Şimdi tamam. Onu... Çünkü dün çok konuştum. Ha. Her gün ben konuşmayayım. Çirkin. Onu dinlemeden evet, önce hoş geldin Yelda. Hoş geldin. Evet. Yelda'cığım gel. Onu dinlemeden önce evet, sıcak bir gelişme yaşandı. Evet. Polat ailesi gözaltına alındı. Evet. O görüntüleri tekrardan getirelim ekrana. Yelda sen konuya hakimsin aslında. Evet, evet. Ne söylemek istersin? Yani aslında beklenen, evet. Beklenen fırtınalı şey. Günler başladı. Evet, başladı. Aslında bundan sonrası için düşündüğüm tek şey sabah haberleri görünce o iki tane dünya tatlısı çocuğunu düşündüm. Evet. Evet. Kızını ve küçük oğlunu düşündüm. İnşallah bundan sonrası için alınacak dersler alınır. Verilecek, ödenmesi gereken o hesaplar ödenir. Ve bir daha buna benzer böyle fütursuzca bu kadar rahat hareket edilen bir dünya düzeni içinde hele dijital tarafta bu kadar kolay herkes at koşturmaz. Tuba senin fikrini alalım. Sence bu bir ders olacak da bunun artık ardı arkası kesilecek mi yoksa biz gene... Başka dilanlar mı gelecek? Şimdi iyi oldu. Bizler biliyoruz bu aşamalı yani prosedürü bilmeyen yetişkin yoktur. Bir şeyi ifadesini verirken sebeplerini ifade neden... Zamanla değişik boyutlara gider. Mesela önce bir aldılar, sonra şimdi sabah tekrardan topladılar. Biz bu süreçleri biliriz ama toplum bilmez. Mesela özenir. Der ki ben de böyle yapsaydım, keşke zengin olsaydım falan. Yakalanmayabilirim. Onlar yakalandı ama ben yakalandım. Yani görmeleri güzel oluyor. Örnek. Evet. Evet. Sonra olabileceklere bak hikayenin tabii, sonu böyle bitiyor. Tabii yani bu hiçbir zaman... Hiçbir yani, şey gizli kalmıyor evet, ki zaten. Evet. Şimdi hiçbir hepimiz şey, neyi merak ediyoruz? Buradan bir tutuklama çıkacak mı? Muhtemelen. Yoksa Dilan'ın söylediği gibi alnı ak, başı dik mi çıkacak orada? Ya hepimiz iyi olur yani, inşallah. Bizler de yani şimdi milletin bunların... mutsuzluğuyla mutlu olan bizler değiliz. Hayır. İyi olur inşallah ama yani filmler belli böyle filmler. Yani bir şeyler yanlış gidiyorsa eğer, bir şeyler kuralına uygun yapılmıyorsa... Eğer ve de usulsüz bir şeyler içine giriyorsanız toplum değerlerini, toplumdaki toplum insan... Toplum vicdanını evet, orayı, sıkıştırıp üzüyorsan insanları. Orada hırpalıyorsan birilerini, o biriler 1, 10, 100, 200 aman ne var bunda dersin. Bir de bunun üzerine dijital o sosyal mecrada daha çok izlenmek adına, daha çok aslında tüm değerlerimizin üstünde... Böyle zıplamaya devam edersen günün sonunda tabii ki. Yelda ve Tuğba siz de bu konularda deneyimlisiniz. Biz de takip ediyoruz. Bu sadece suçtan dolayı işlenen durumun cezası değil. Aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da rahatsız etmenin cezası olarak bir tablo olarak sunulacak. Yani bu herhangi bir suç değil. Bu herhangi bir suç değil tabii maddi ki. Maddi manevi suç bu. Evet. Evet değil. Maddi manevi hepsini evet, barındırıyor. Bir de mesela sebeple. oradaki dünyanın yani aslında bizim uzun süredir sosyal medyada gördüklerimizi örnek alan bir nesil var. İşte o nesilde o çocuklar şu anda bakın. Kolaya kaçmak istiyor. Evet çoğu. Örnek alıyor. Okumak istemiyor. Çalışmak istemiyor. Aynen. Ben de Dilanlar gibi bir influencer olurum. Aynen. Oradan gelen parayla aynen, lüks arabaları, güzel evleri alırım ya da, diyor. Aynen. Ya da, bir de evlilikte krize de neden oluyor. Bazı evliliklerde karı kocalar. Sen bana neden yapıyorsun? Sen bana Engin onu alırken sen bana niye bunu almıyorsun? Al işte adam gösterir. Al alanında başına geleni gör hanım evet, diye. Ondan evet, sonra gösterir. 15-16 yaşındaki genç kızlarımız. Yalnız şöyle tehlike de var.
Kız bir ben öyle olamadım bir adama, bana bunu niye almıyorsun falan. Ben dün öyle söyledim. Biz de mi öyle yaptın? Yani dün Tuğba'nın ben açıklaması... öyle yapacağım artık. Bana şunu alın, bana bunu alın diyeceğim. Tuğba'nın açıklamalarına dün dayanamadın. Evet, dayanamadım. Canlı yayında bizi aradın. Dayanamadım. En çok neye kızdın? En çok neye kızdım biliyor musun? Aslında Tuğba neler söyleyelim. Bir ondan de, sonra bana laf düşerse Tuğba, konuşurum. Sen dün neler ben söylemiştin? Her gün aynı enerjide olamıyorum. İşte ama bugünkü enerjim söyledin, bir şey, sizleri dinlemeye yönelik. Tamam, biraz tamam. Anlatın, dinleyeyim. Tuğba'yı tamam. Bir dinleyelim önce. Neler anlatmıştı dün? Tuğba ikincinin sözleri olay yarattı. Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Yok, hayır. Normal erkeklerimiz, işi gücü olan, yani çapkın da olsa normal sonuçta, akli dengesi yerinde. Hiçbir zaman kadınlar o pozisyonu açmadan Türk erkeği o kalitesizlikte değildir. Dünyanın bütün erkekleri o kalitesizliktedir. Hani Avrupa'yı, Batı'yı çok seviyorlar ya kadınlarımız, işte modern erkek diyorlar. Hayır. Benim 4 pasaportumun da bütün yaprakları doldu. Gitmediğim ülke kalmadı. Ama senin bütün erkekler laçka dünyada. Türk erkekleri tam tersi, pozisyon vermeden yapmazlar. Sen yani bu konuda şanslı kullardan olabilirsin. Hayır, durmuş hayatım. Çünkü gazetelerde ve televizyonlarda otoriter. Hayır, tamam. Sana da yapamazlar. Hayır, tamam, yapamazlar. Müsaade gülüyor, etmezsin. Gülücük ama atıyor. Günah. Türk erkeği... Günahsız yere gidenler var. Bak, Türk anaları sapıkları konuşmuyor. Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Yok, ben burası. Sokaktaki sapıktan, cezaevi kaçkınından bahsetmiyorum. Ama bir genelleme gerçek yaptım. Gerçek Türk erkeğinden, helal süt emmişten bahsediyorum. Hiçbir kadına laf atmaz, hiçbir kadına yan gözle bakmaz. O kadınların müsaade etmesiyle oluyor Türk erkeğinde. Ama diyorsun ki kadın kuyruk sallarsa bakar diyorsun. Evet. Orada bir genelleme yapıyorsun ama. Çoğu kadın bunu yapıyor, sonra yapmadım diyor. Pişman oluyor. Metroya da askıyla binmesinler böyle bir ülkede. Nasıl? Kozmopolit bir ülkeyiz biz. Nasıl binmesin? Askılı şeylerle, südyenlerle binmesinler hayatım. Ben binmiyorum. Ben bu yaşta yemin ederim bu mesleği yaptığımdan beri yemin ediyorum bak. Sokakta yazın bile askılıyla yürüdüysem, sütyen askın bilmem ne gördü. Ya bir tane yakın dostum desin tut ve fotoğrafımı bulun. Tuğba, sokakta şu an o şekilde. Tuğba. Tacizciler kendilerini öyle savunuyorlar. Hayır aşkım, bu o da etek giymeseydi. Hayır, konu taciz değil, eğitim seviyesi. Giymeseydi. Hayır, eğitim seviyesi burada konu. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek askılı giyinilmez. Eğitim seviyesi yok hayatım, ne yapacaksın? Adama köyde şunu unut, şunu öğretmişler. Öyle daha hala köylerimiz var. Sağa bakma amcan kızı, sola bakma komşunun kızı. Anladın mı? Bu adam bu zihniyetle aniden markete çalışmaya geliyor. Uyarmayalım mı genç kızlarımızı? Kötülük mü ediyoruz? Bu adama ne öğretebilirsin? Görmemiş hayatında askı maskı. Gözü de kayar, beyni de kayar hormon seviyesi tavansa. Sapık da olur, manyak da olur. Adam aniden gelmiş otobüse binip. O hafta geliyor yevmiye ile çalışmaya. Sigortalı bile değil. Bütün davaları inceleyin. Sigortasız market çalışanları, bilmem ne bunları yapanlar. Markete de dava açılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ülke daha henüz fazla sütyen askısı bilmem neyi toplu taşıtlarda görmesin abi. Daha erken diyorum size. Olsa söylerim ben size. Erken değil derim. İleride söyleyecek. Evet. Çeşme'de giyinin kardeşim, Antalya'da orada burada. Öyle her yerde olmuyor ne yazık ki. Belli yerlerimiz daha yeni kentselleşti. Koca İstanbul diyoruz ya, ucu bucağı belli olmayan. Belli yerler İstanbul ama daha yine de genelleme toplum yaparak konuşma. Biliyorum sen baştan başlığı kadın kuyruk sallamazsa erkek de bir şey yapmaz diye açınca. Türk erkeği yapmaz abi. Değişmiyor fikri. Tapuk değilse, klinik bir vakka yoksa yapmaz. Türk erkeği namuslu abi. Kadınlardan daha namuslu. Evet. Şimdi buradan yayından çıktık. Gülşen kendi evine, ben kendimi yolda durdurdular bizi. Tuğba ikinci ne demek istiyor? Bir söylesenize, kamera arkasında ne yaşa? Kamera arkasında bir şey yaşanmadı. O ne diyorsa aynı tonda devam ediyor. Fakat dün Tuğba Türk erkeği Türk kadından daha namuslu noktasına gelen açıklamalarıyla başta bazı seyirciler olmak üzere iletişimci yazar Yelda Kırçuvalı da çıldırttı.